Sí. Makaria. Amatosia. Kıbrıs. Avrupa, Asya ve Afrika'nın ortası. Bir Akdeniz adası. Çift başlı kartalın bilgeliği. Otel sarayında çağlar boyu yaşamı koruyan aslanın liderliği. Tavında güneş gibi parlayan kıvılcımlarla bakıra işlenen tan. 101. odadan eşsiz diyarlara açılan kapı. Bir Akdeniz adasında 135 ülkeden 50 bin mezunuyla bir üniversite. Tarihin bildiği her dilde seni çağırıyor. Hayallerin peşinde 35. yıl. Bugünün üniversitesi yarına hazır. Girne Amerikan Üniversitesi. İzleyenler, Kıbrıs TV ekranlarından günün özü programı ile karşınızdayız. Bugün Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Hayri Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Siz de nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Bizlerdeyiz. Öncelikle yeniden aday, yani yeniden bir başkansınız. O yüzden tebrik ediyorum galibiyetinizi, başarınızı. Hayırlı uğurlu olması dileğimle. Teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Hayri Bey, biliyorsunuz ki belediye başkanı seçildikten sonra bir açıklamanız var. Biraz onlara değinip böyle gündemi de sizinle değerlendirmek istiyorum aslında. Tatlısu'ya 20 yıldır hizmet verdiğinizi dile getirerek enerjimiz, motivasyonumuzun yerinde, heyecanımızın daha bitmediği, yapacak çok işlerimizin olduğunuzu söylemişsiniz. İki önemli projenizi de gündeme getirerek bölgeye çok amaçlı salon ve diğeri de sosyal konut projesini anlatmışsınız. Öncelikle size sosyal konut projenizi sormak istiyorum. Bununla ilgili atılımlara başladınız mı? Gerekli çalışmalar yapıyor musunuz? Ki çünkü gündemimize de geçeceğim bu konuyu bağlayarak. Bildiğiniz üzere Türkiye'den biliyorsunuz ki 3 tane müjde geldi Sayın Fuat Oktay'dan. Bu müjdelerden biri de sosyal konut yapımına gidilmesi konusunda uzlaşı sağlandı ve bir protokol imzalandı. Öncelikle ben ilk önce bölgemiz Tatlısu adına size söz vermek istiyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Buradan bizi izleyen tüm izleyicilere de iyi bir gün diliyorum. Sağlıklı, huzurlu, güzel bir gün olsun. Bu sosyal konut projesi aslında bizim daha önce gündeme getirdiğimiz bir proje. Ancak birçok bürokratik engellere takıldığı için hayata geçiremedik. Bunun da en önemli sebebi sosyal konut yapılacak alanın devlete ait olan bir arazi. Altyapısını belediyemiz tarafından yapmış olmamıza rağmen maalesef bu arazinin belediyeye tahsis edilmemesinden doğan bir sorundan dolayı bu projemizi hayata geçiremedik. Son yapılan, işte geçtiğimiz günlerde 16'sında, 16 Ocak'ta Cumhuriyet Meclisimizden geçen yasayla birlikte belediyelere sosyal konut yapma yetkisi de verildi. Aslında önemli bir yasa maddesidir o. Dolayısıyla bizim oradaki hedefimiz şuydu. Yani siz insanları bölgenizde tutabilmeniz için ya da o bölgede yaşayan insanların mutlu ve huzurlu yaşayabilmesi için İki şeyi sağlamanız lazım. Bir, iş imkanı sağlamanız lazım. Yani geliri olacağı bir işe imkanı sağlamanız. İkincisi de barınabileceği bir konutu olması lazım. Yaşayabileceği, insanca yaşayabileceği. Biz iş imkanları konusunda 5 çalışanla devraldığımız belediyeyi 50 personele çıkarttık. Ve bunlar da sürdürülebilir bir mali yapı içerisinde kendisine yer buldu. Yani istihdam etmek için istihdam etmedik. O liyakata dayalı hizmet alanlarımızı genişlettirerek, faaliyet alanlarımızı genişleterek istihdam alanları yarattık. Yani Zambak Tatil Köyü gibi, Minya Kıbrıs gibi projelerimiz, işte beton parke fabrikası gibi projelerimizle birlikte istihdam alanlarımızı genişlettik.
Ama bu insanların, bu gençlerin sağlıklı yaşayabileceği bir konuta da ihtiyaçları var. Bunu da yıllardır dile getirdik. Bütün hükümetlerden de bunu talep ettik. Ancak maalesef o bürokratik engeli aşamadık. Sevindirici bir haber. Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir desteği olacak bu konuda. Ve bütün bölgelere yayılacak bir proje bu. Türkiye'de toplu konut idaresinin başlatmış olduğu hamleyi Kıbrıs'ta da yapacak. Bunun hem finans ayağında hem know-how ayağında tahmin ediyorum tabii olay daha şekillenecek. Bazı tepkiler de yükselmeye başladı. Beraberine gelecektir. Yani Müteahhitler Birliği'nin işte bu işleri kim nasıl yapacak endişesi var, daha netleşmedi. Ama benim beklentim burada tabii yerli müteahhitlerle bu işin yapılacağı, finans kısmında da TOKİ'nin bu finansı sağlayacağı, vatandaşların da bu ülkemizde yaşayan insanların da ucuz konuta ulaşabileceği. Çünkü konut fiyatları gerçekten ülkemizde yabancıların talebiyle birlikte çok arttı. Ve yerel vatandaşlarımızın, hele gençlerimizin artık bir konut alma şansı hemen hemen sıfırlandı. Burada sosyal devlet, sosyal belediyecilik, sosyal kamu yönetimi anlayışı devreye girmesi lazım. Bugün bunun ürünüdür aslında bu. Vatandaşlarımıza daha ucuz konut sağlama adına. Biz de zaten belediye olarak bu işe girdiğimizde hala daha bu proje sonlanmış değil yani. Ama hedefimiz de yine var. Yani ya TOKİ marifetiyle ya belediyenin bu son aldığı yasal yetkiye dayanarak yapacağı konutlarda. Buradaki hedefimiz de şuydu. Vatandaşımızın asgari ücretin %60'ını geçmeyecek şekilde bir taksit ödeyerek, yani kira öder gibi bir taksit ödeyerek konuta kavuşması ve yıllarca bu konut imkanı olmadığı için ki Adana'nın ülkemizin %95'inde sosyal konut arsaları dağıtıldı ve tatlısı da bu maalesef dağıtılmadı. Buradan bütün yetkililere her platformda seslendim. Bu haksızlığı ortadan kaldıracak ve ülkenin kaynaklarını da kıt olan arazi kaynaklarını da doğru kullanma adına bu sosyal konut projemize destek vermelerini hükümetlerden talep ettik ama maalesef bugüne kadar bunu çözemedik. Son Sayın Başbakan'la yaptığımız, Ünal Bey'le yaptığımız görüşmede bu konuda önümüzü açacaklarını, ya TOKİ marifetiyle bölgeye toplu konut yapılacağını ya da bu arazinin, bu yerin belediyeye tahsis edilerek belediyenin biraz önce söylediğim kriterler çerçevesinde, yani asgari ücretin bir peşinat ödedikten sonra asgari ücretin %60'ı oranında bir taksit ödeyerek 12 ile 15 yıl arasında bunun ödemek suretiyle çok uygun fiyata gençlerimize, yani gerçekten ihtiyacı olan gençlere, tabii bu ihtiyaç belirlenirken de kimin daha ihtiyaçlı olduğunu, yani en alt gelir seviyesinde ve en çok ihtiyacı olan kişilerden başlamak üzere belediye bünyesinde oluşturacağımız bir komisyonla meclis üyelerimiz, muhtarlarımız ve belki İçişleri Bakanlığı'ndan da bir temsilcinin olacağı şeffaf, açık, adil bir kriterler belirlenerek devletin belirlediği sosyal konut alma kriteri neyse ona yakın bir kriter belirleyerek hak sahibi olacak olan kişileri belirleyip onları konut sahibi yapıp bu bölgede konut yapma imkanı olmadığı için, arazisi olmadığı için ya da babasının arazisi olsa da altyapısı olmadığı için yapamayan ve göç etmek zorunda kalan, işinden dolayı yani Lefkoşa'ya, Girne'ye veya Mausa'ya göç etmek zorunda kalan gençlerimizin de tekrardan geriye dönüşünü sağlayacak bir projedir. Bölgede yeni istihdam olanakları, imkanları artmaya başladı. Bölgede gençleri tutabilme adına konutunu sağlarsak, iş imkanı da sağlarsak bölgedeki nüfusu da kent merkezlerine kaçırmamış oluruz. Dolayısıyla bölünmüş aile profilini de ortadan kaldırırız. Yani bu çok yönlü bir aslında hizmettir. Bugüne kadar bunu niye engellediklerini de anlamış değilim. Çok samimi söyleyeyim bunu. Bütün siyasi partileredir sözüm. Yani bugünkü hükümete değil, gelmiş geçmiş bütün hükümetlere. Çünkü bütün siyasi partiler de bu hükümetlerde yer aldılar ve bu bakanlığı da tuttular, yani İçişleri Bakanlığı'nı. İnşallah bu önümüzdeki dönem bu bürokratik engel ortadan kalkar ve bu arazi tahsisi belediyemize yapılırsa
Biz bu gençlerimizi gerek TOKİ marifetiyle gerek belediyenin kuracağı bir şirket marifetiyle bu gençlerimizi ev sahibi yapabiliriz. Bununla birlikte Hayri Bey, ilk pilot bölge Maraş seçildi ve sosyal konut projesi kapsamında da sosyal konut yapımı kapsamında da Maraş'tan başlanılacak. Sayın Büyükelçimiz Metin Feyzoğlu'nun da bir bu sosyal konutla ilgili bir açıklaması oldu. Dedi ki ilk etapta yani altyapısı hazır olan bölgeye yani Derinya bölgesine 276 konut yapılacağına dair açıklama yaptı ve aslında o komple yani bölgenin 1000 konutu kaldırabileceğini ama altyapıdan dolayı bir sıkıntı yaşandığını dile getirerek şu an sadece altyapısı olan yerlere başlanacağını ve bununla birlikte 276 tane konut yapılacağını açıkladı. Siz bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii bu sevindirici bir açıklama, onu söyleyeyim. Altyapısı hazır yerlerse biz Tatlısu ilk sırada yer alırız. Mausa'dan sonra herhalde ilk sıraya da bizi yerleştirirler. Çünkü bizimkinin de altyapısı hazır. Elektriği arsanın başına kadar getirdik. Su evet. altyapısını çektik. Şu anda hazırdır. Yolun 3 metrelik kısmı asfaltlanmıştır. Geriye kalan 3 metrelik kısmı kalmıştır. Yani altyapısı hazır. Sadece konutların o bölgede ihaleye çıkılmasıyla ilgili sürecin başlaması gerekiyor. Gerek biraz önce söylediğim gibi TOKİ marifetiyle de olabilir bu. Bizim kendi belediye marifetiyle de bunu işi yapabiliriz. Bu konuda kendimize güveniyoruz. Devletin üzerindeki yükü almaya talibiz aslında. Büyük bir risktir bu. Yani ilk anda belirlediğimiz işte bir alanı tespit ettiğimiz alan kırsal kesim arsası olarak da ayrıldı. O alana 42 tane konut yapabilecek durumdayız. Yani ilk etapta 42, daha sonra bu etaplar daha da çoğaltılabilir çünkü yeterli arazi var. Bu 42 konut yapabileceğimiz araziyi kırsal kesim arsası olarak dağıtsanız 12 kişiye verebiliyorsunuz. Yani biz buradan da yola çıkarak devletin bu imkanlarını, bu kıt imkanlarını daha çok kişiye faydalandırma, fayda sağlama adına bu sosyal konut fikrini ortaya attık. Yapacağımız şeyler de apartman tarzı değil zaten. Bizim kendi dokumuzu da bozmayacak şekilde, oradaki köy dokusunu da bozmayacak şekilde. Oradaki mimariye uygun projemizi hazırladık. Yani projemiz de hazır, her şeyimiz hazır aslında. Arazinin tahsisi yapıldığı anda hak sahiplerinin belirlenmesi gibi bir altyapı çalışmalarını yapıp yani 3 ay içerisinde başlayabileceğimiz bir pozisyondayız aslında. Dolayısıyla artık altyapısı hazır olan yerlere öncelik verilecekse biz biraz da bu konuda şanslıyız diye düşünüyorum. Diğer müjdelerden biri de ki Sayın Büyükelçimi randevu talep edeceğim. Hemen süratle ziyaret edeceğim ve altyapısı hazır olan bu yere talip olduğumuzu kendisine ileteceğim. Biliyorsunuz ki gelen müjdeler arasında da kabloyla elektrik geleceğine dairdi. Bu çok büyük bir atılım ve bununla ilgili dediğim gibi protokol de imzalandı. Yine Sayın Büyükelçimizin bir açıklaması var. Elektrik kesilmeyecek artık, tam aksine ucuzlayacak diye. Bu önemli bir atılım. Siz bunu nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi peki bu konuda yıllardır tartışılan bir konu var. Yani Kıptekin ne olacağıyla ilgili. İşte özelleştirilsin mi, özerkleştirilsin mi? Evet. Bu sistem çünkü yürümüyor, yani çalışmıyor. Yatırım yapamıyor. Hantal bir yapı var. Kullandığınız fosil yakıtlar çok kalitesiz, çevreye çok zarar veren. O bölgede yaşayan özellikle Çatalköy sanayi bölgesinden tutun Esentepe'ye kadar olan, hatta Bahçeli'ye kadar bize çok ulaşmıyor ama Esentepe'ye kadar olan Karaağaç, Beşparmak o köyleri ilgilendiren o bölgede çok ciddi hava kirliliği yaratan bir santral evet. diyelim artık. Yani bir kısmı da jeneratör zaten, dizel jeneratör. Dolayısıyla bu fosil yakıtlı olan sistemin yedek ünite olarak orada kalması, yani herhangi bir yaşanacak bir olayda veya bir kesintide devreye girebilecek şekilde yedek bir santral olarak kalması gerektiğini düşünüyorum. Özelleştirelim mi, özerkleştirelim mi tartışmalarına aslında ben bir açılım getirmek istiyorum buradan. Su Türkiye'den, ana vatanımız Türkiye'den borularla geliyor. Evet. Geçitköy Barajı'na düşüyor. Oradan arıtıldıktan sonra bütün adaya %95 oranında her yere ulaşmış durumdadır. Ve buradan belediyelerin depolarına kadar
devlet su işleriyle, su işleri dairemiz ortaklaşa yaptığı bir programla ulaştırıyor. Ve bunun bir bedeli belirlendi, bir maliyeti belirlendi. Bu maliyet üzerinden de belediyelerden deponun girişine konan sayaçtan parası alınıyor düzenli bir şekilde. Hiçbir gerilik de yok bu konuda. Belediyeler de kendi iç dağıtım şebekeleriyle birlikte masraflarını, maliyetlerini onun üzerine ilave ederek bir bedel belirliyor ve sürdürülebilir kılacak şekilde de o bedelliği vatandaştan tahsil ediyor. Tahsil edip etmediğine bakılmaksızın suyun o depoya kadar gelmesinin idamesi sağlanabilmesi için ücreti de belediyelere ayrılan paydan kesilip su işleri dairesinin hesabına yatırılıyor. Yani su işleri dairesi rahatlıkla tahsilatını yapabiliyor. Elektrikte de benzer uygulamaya yapabiliriz. Kıptek, yani özelleştirme tartışmalarını ortadan kaldırmak adına söylüyorum bunu. Hem hizmet kalitesinin artması hem de işin maliyetinin, Sayın Büyükelçinin de işaret ettiği gibi işin maliyetinin düşmesi adına söylüyorum bunu. Her belediye sınırları içerisine girerken bir tane trafo merkezi var. O trafonun girişine sayaç konur. Ondan sonrasında iç hatlar belediyelere kalır, devredilir. Belediyeler tamir ve bakımlarını kendileri yaparlar. Vatandaşa elektriği ulaştırırlar. Sokak aydınlatmasından tutun, elektrik ihtiyacı olan bölgelere nasıl ki isale hatlarını belediyeler döşüyorsa, ki Tatlısu Belediyesi olarak biz son bir yıl içerisinde 45 kilometre isale hattı döşedik. Bu çok önemli bir ayrıntı. Elektriğe de biz yatırım yapabiliriz. Ama onun bedelini de biz ondan sonrasını belirleriz. Ben eğer iletim maliyetlerim düşükse, bakım maliyetlerim düşükse niye vatandaşa pahalıya yansıtayım? Örneğin X belediyede su 8 TL, Y belediyede 7 TL, Z belediyede 6 TL, Tatlısu Belediyesi'nde 4 TL. Benim maliyetlerim baktığımda gelir gider kalemimi hesapladığımda bu belediyemizi ayakta tutan bir şey, vatandaşıma bunun maliyetlerini fazla yansıtmadan sürdürülebilir kılmışım. Elektrikte de Sayın Büyükelçinin işaret ettiği gibi Türkiye'den, anavatanımızdan ucuz gelirse da belediyelerin trafolarına kadar ulaştırılır. Daha da ucuzlayacağını, Kıptek'e gelenden daha da ucuzlayacağını iddia ediyorum. Ki şu anki ekonomik darlıktan dolayı özelleştirme tartışmalarını da ortadan kaldırıp tahsilatı belediye kendi yapacak. Belediyenin kullanmış olduğu elektriği Kıptek devlet payından ayrılan kalemden kesecek, hesabını aktaracak. Bu kadar basit. Kıptek'in tahsilat sorunu da olmayacak hiç. Vatandaşla da uğraşmayacak. Yerel yönetimler bu yetki ve sorumlulukları aldığı anda hizmet kalitesi daha artacak. Yani bir arızadan dolayı bölgede bir saat sonra gelecek olan, iki saat sonra gelecek olan bir ekip oradaki arızaya müdahale edene kadar Tatlısu'daki yereldeki o arıza ekibi anında gidip olayı çözebilir. Sokak lambaları aylarca karanlıkta kalmaz sokaklar. Evet. Sokakların tamiratları günlük yapılır. Dolayısıyla hem hizmet kalitesi anlamında hem elektriğin daha da ucuzlaması anlamında ki yaşamımızı en çok zorlaştıran, en çok gider kalemi haline gelen kısım elektrik giderleri. Kesinlikle. Dolayısıyla yani 2 lira olan elektriği, 3 lira olan elektriği ne kadara düşecek bilmiyorum bu kabloyla geldiğinde ama şu anki rakamlarla söylüyorum belki de biz 2,5 liraya vatandaşa verebileceğiz. Dolayısıyla yani bunun özelleştirme kısmını, tahsilat ve üretim ve ana isale hatlarıyla birlikte, ana iletim hatlarıyla birlikte bu kısmını Kıptek üstlensin. Geriye kalan kısmını da belediyeler üstlensin. Bu sorun da ortadan kalkar ve bu fiyat daha da aşağıya çekilebilir diye düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Ve bununla ilgili çalışmalar yapılacaklarına inanıyorum. Bizim bu konuda çok geri kaldık yani. Evet. Yıllardır bu konu tartışılıyor. Ve bazı kesimler de buna tepki koyuyorlar. Suya da tepki koymuşlardı. Ama şu anda suyu hepimiz kullanıyoruz. O tepki koyanlar da kullanıyor. Çünkü bu kadar kaliteli suyu biz hiçbir zaman görmedik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları olarak. Elektrikte de aynısı var. Ne mahsuru var ki? Ondan sonra biz Allah bize vermiş işte güneşi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yılın 365 gününün 350 günü güneşli geçen bir ülke. Evet. Bu sayede enterkonnekte olacağımız için buradan elde edeceğimiz
Bu güneş enerji santrallarda teşvik edilir. Vatandaş şu anda kısıtlanıyor. Teşvik edilerek daha çok bu alanda yatırım yapılmasının önü de açılır. Ve dolayısıyla elektriğe para verme yerine elektrikten para kazanmaya da başlayabiliriz. Yani bu çok önemli bir yatırım. Buradan gerek hükümetimize gerek de tabii en çok teşekkürü, en büyük teşekkürü ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Fuat Oktay'a yapıyoruz. Her sıkıştığımız anda, yani her zor durumda kaldığımız anda bize bir açılım getiriyorlar. Yani bu TOKİ çok basit bir mesele değil. Yani TOKİ'nin buraya gelip gelir seviyesi düşük, dar gelirli vatandaşlarımıza bir konut imkanı sağlaması çok önemli bir açılım. Elektrikle ilgili bu sorunun her gün yaşıyoruz. Dönüşümlü olarak kesmek zorunda kalıyor. Çünkü bizim ısınmayla ilgili sıkıntımız çok kısıtlıdır. Yani her eve kalorifer sistemi kurmanıza gerek yok. Doğalgazımız yok. Belki bir sonraki aşamada ana vatanımız Türkiye'den doğalgaz da gelir ülkemize. Umarım. İnşallah böyle adımlar dolayısıyla atılır. Biz ısınmak için klimaları kullanmak zorundayız. Bu da elektrikle olduğuna göre. Elektrik de yetmiyor ürettiğiniz. Bu mümkün değil. O belli pik dönemlerde işte bu rahatlık ortaya çıkacak. Dolayısıyla insanlarımız, bu çok önemli bir açılımdır bu elektriğin gelmesi. Hem daha ucuza gelmesi, çünkü mahsuplaşma sistemi de girecek devreye, güneş panellerinden üreteceğimiz elektriklerle birlikte elektrik maliyetlerimiz, evimizdeki elektrik maliyetleri düşecek. Bu çok önemli bir açılım. İkincisi TOKİ çok önemli bir açılım. Bizim için çok hayati önem taşıyan açılımlardan bir tanesi olacak. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımız için. Üçüncü bir sağlık şeyi vardı, müjdesi de vardı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Türk vatandaşları Türkiye sağlık sisteminden yararlanabilecek adına. Hatta bununla ilgili Başbakan'dan Üstel de toplantıda şöyle sözler sarf etti. Türkiye'deki sağlık sisteminden Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız gibi yararlanma hakkı getiriyoruz. Kıbrıs'ta yaşayan Türk vatandaşlarına bu çerçevede iki ülke sigorta sistemleri de entegre edilebilecek. Ya bu da çok aslında önemli bir atılım. Karşılıklı tanınacak yani sağlık sistemleri aslında. Şu anda Türkiye'de sağlık sistemi dünyayla yarışır pozisyonda. Evet. Hem vatandaşa sunduğu hizmet kalitesi anlamında hem de maliyetleri açısından çok önemli. Özellikle dar gelirli sigortalı vatandaşlarımızın, insanlarımızın bu anlamda çok büyük bir avantaj elde edeceğini düşünüyorum. Gerek Türkiye'ye gittiklerinde tatil, ziyaret vesaire adına ne derseniz de veya iş gezisi olarak gittiklerinde, orada başlarına bir şey geldiğinde oradaki sağlık sisteminden bir Türkiye'de yaşayan vatandaş gibi hizmet almaları çok önemli. İsterse özel olarak gidip de orada da bu hizmeti alabilme imkanı var. Biz şu anda ne yapıyoruz? Burada çözemediğimiz sorunlarımızı gidip orada çok büyük bedeller ödeyerek, çok büyük paralar ödeyerek o sağlık hizmetini zaten satın alıyoruz. Bu da insanımız için sağlık anlamında çok önemli bir açılım. Kesinlikle. Ben gerçekten bu üç müjde dediler, gerçekten bir müjde niteliğindedir. Ben katkı koyan, emeğini ortaya koyan bu taraftan hükümetimize, o taraftan da bu konuda her sıkıştığımız anda, her dara düştüğümüzde, her ihtiyacımızın olduğunda her zaman yanımızda olan ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'ne, onun yetkililerine, Cumhurbaşkanımızdan bürokratına kadar hepsine şükranlarımı sunuyorum. Başka da söyleyecek bir şey bulamıyorum. Kesinlikle biz de çok çok teşekkür ediyoruz. Bu ve bunun gibi müjdeler arka arka peş peşe gelmesini temenni ediyorum ben de. Hayri Bey, biliyorsunuz ki uzmanlar tarafından aslında 2023 yılı bir dönüm noktası olacağını işaret ediyor. Bunu ülkemize bakarsak böyle işte müjdelerle, işte sosyal konut gibi, elektriğin gelmesi gibi, sağlık sistemi gibi atılımlar, ilişkiler, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilişkilerine baktığımızda bunlar aslında gerçekten dediğiniz gibi müjde niteliğinde ve bir dönüm noktası bunlar aslında ülkemiz adına her bakımdan, maddi ve manevi adı altında. Ki biliyorsunuz ki Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olmamız, 77. Birleşmiş Milletler'de Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın işte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanıyın çağrıları, gerek ilişkilerimiz, ana vatanla gerekli şu an uluslararası camiayla aslında kendimizi göstermemiz, bunlar da dediğimiz gibi dönüm noktaları. Bir de şimdi söyleyeceğim şu nokta var, biliyorsunuz ki Taksim sahası var. Evet.
şu an gündemimizden düşmeyen önemli bir unsur aslında. Yeşil hat üstünde bulunan Taksim sahası biliyorsunuz ki Çetinkaya Türk Spor Kulübü'ne verildi. Bunun oradaki altyapısı sahası da tamamlandı ve açılışı vardı. Rumlar biliyorsunuz ki bu son zamanlarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tabiri caizse şahlanmasını bir saldırganlık, bir tutum sergiliyor. Ama biliyorsunuz ki bu barışı, huzuru, ortadaki zemini hazırlayan da Birleşmiş Milletler'dir. Ama şimdi Birleşmiş Milletler'in askerleri dün araçlarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni, Güney Kıbrıs'la Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ayıran Yeşilat üzerinde bulunan Taksim sahasının sahaya inen merdivenlerini önüne bariyerlerle inşa etti. Ya siz bu eylemi nasıl değerlendiriyorsunuz? Tamamen çifte standart bu uygulama. İnsan haklarına aykırı, insan haklarını savunan Birleşmiş Milletler'in gençlerin spor yapma hakkını, en doğal hakkı olan, bir insan hakkı olan spor yapma hakkını engelleme girişiminden başka bir şey değil. Kesinlikle. Birleşmiş Milletler'in adada bulunma sebebi nedir? Bunu sorgulamak lazım. Eğer iki toplumun arasında bir regülatör görevi görüyorsa ki bunu 1973-74 olaylarında gördük nasıl bir rol üstlendiklerini ve nasıl taraflı davrandıklarını. Hatta bunu sadece 63-74'te değil, Yugoslavya'da da gördük. Oradaki Birleşmiş Milletler gücünün, oradaki insanların nasıl soykırıma uğramalarını, göz yumduğunu, teşvik ettiğini. Burada da aynı uygulamaya devam ediyorlar. Yani bu adada bulunma sebebi barış gücünün iki toplum arasındaki barışı adı üzerinde, barış gücü, yani barışı sağlamak olmalıdır. Burada birbirlerine entegre olacak. Bu bir sportif faaliyettir. Yani burada bir askeri hareketlilik yok, başka bir ekonomik hareketlilik yok, bir şey yok. Sadece bir sportif, gençlerin orada spor yapacağı bir alandır. Buna girişi engellemenin ne mantığı olabilir, ne anlamı olabilir? Bu tamamen Birleşmiş Milletler'in bence burada yaptığı uygulama çok yanlış ve taraflı bir uygulamadır. Diğer tarafın talebi üzerine yapılmış bir uygulamadır diye düşünüyorum. Tarafsızlık ilkesine ters düşen bir uygulamadır. Ve insanların da gençlerimizin de oradaki o sahayı kullanma hakkını engellemiş olmaları utanç vericidir. Ben buradan kınıyorum bu davranışı. Hayri Bey, şimdi bu kadar projeden bahsetmişken aslında Sayın Başkanım biraz daha hani sizin projelerinize de biraz dönmek istiyorum. Biliyorsunuz ki sosyal aktivite merkezi, Değirmen Park, doğal ürün pazarı, tatlı su halk plajı, çok amaçlı salon ve nice projeniz var. Biraz aslında bunlardan da değinmek istiyorum. Öncelikle şu an hali hazırla başladığınız bir projeniz var mı? Şimdi tabii biz rutin işlerimize devam ediyoruz. Yarım kalan işlerimiz var. Onları tamamlayacağız. Bütçelerimizi daha yapamadığımız için 51-95 sayılı yasa 16 Ocak'ta geçti. Evet. Onun resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte yeni bir süreç başlıyor. Aslında 2023 belediyeler anlamında yeni bir dönüm noktası. Nasıl ki ilk yasa, belediyeler yasası ilk çıktığında 1995 yılında bir dönüm noktasıysa 2023 de belediyeler anlamında bir dönüm noktası olarak değerlendiriyorum. Çünkü yasal yetki ve sorumluluklarımız, mali yapımızı güçlendirici yeni gelir kalemleri, daha adaletli dağıtılan bir yerel gelirlerden elde ettiğimiz payın dağıtılması, havuz sisteminin kurulmuş olması, bunlar belediyeler adına gerçekten dönüm noktası ve hizmet anlamında da belediyeler için bir dönüm noktası olacak. Biz de zaten bunları öngörerek projelerimizi ve bölgenin ihtiyaçlarını tespit ederek yapmıştık. İlk hemen başlayabileceğimiz proje, şu anda maliyetlerini falan hesaplattırıyorsa bütçemizi hazırlıyoruz. Bütçeyi hazırladıktan sonra bütçeye koyacağız. Bu yıl içerisinde hemen süratle bu doğal ürün pazarını yaz ayları gelmeden tamamlayıp hizmete sunmak istiyoruz. Sosyal aktivite merkezi bu yıl içerisinde tamamlayıp yine hizmete sunacağımız projelerden olacak. Ve Küçükerenköy mahallemizden başlamak üzere plaj düzenlemelerimiz bu yıl Haziran ayına kalmadan, turizm sezonu başlamadan, deniz sezonu başlamadan tamamlayacağımız projelerden bir tanesidir.
Yani şu anda zaten onları biz projeleri hazırlarken birçok konusunu çözmüştük. Yani sadece rakamsal günün koşullarına göre güncellenmesi kaldı. O güncellemeleri de yeni fiyat analizleriyle birlikte yapıp bütçemize koyup bu faaliyetlerimizi bir an evvel halkımızla buluşturacağız. Bunlar işte doğal ürün pazarında hedeflediğimiz şuydu, bölge tamamen bir üretim bölgesi. Doğal ürünlerin yetiştirildiği, işte Ot Festivali buna aslında çok güzel bir örnek. Ot Festivali'ne gördüğümüz ilgiden dolayıdır ki insanlarımız doğal ürünlere aç durumdadır. Ve gerçekten aç ve ihtiyaçtır aslında o doğal ürünler. Bakınız son yıllarda, özellikle son 10 yılda kanser hastasının olmadığı ev yok. Maalesef. Hepimizin evine girdi. Bir şekilde girdi yani. Dolayısıyla bunun sebebi nedir? Bir, yaşadığımız stresli bir ortam. İki, çevre, kötü çevre koşulları. Üç, ama en önemlisi yanlış beslenme. Kirli gıdalar. Evet. Ve bunlardan dolayı da fast food ürünlere yönelişimiz. Günün koşuşturmaları içerisinde doğal ürünlerle evimizde yapacağımız yemeklerden uzaklaştık. Bizim 50-60 yıl önce ninelerimizin, annelerimizin doğadan topladığı otlarla ve diğer yiyeceklerle beslemesini unuttuk. Hepsini hazır hale getirdik. Dolayısıyla bu doğal ürün pazarı hem bölgedeki yaşayan insanlara bir ekonomik gelir kaynağı olacak. İkincisi, bölgeye gelen insan popülasyonu artacak. Bölgedeki bir turizm, iç turizm hareketliliğini sağlayacak. Hem de insanlarımızın iyi tarım uygulamalarıyla üretilmiş ve doğadan toplanmış, doğal ürünlerle yapılmış ürünleri bulabilecekleri bir alan. Bu çok önemsediğimiz bir proje. Benim kesinlikle kendi mesleğimle de ilgili biraz. Dolayısıyla o bu yıl hayata geçecek bir şey. Sosyal aktivite merkezinden de bahseder misiniz? Sosyal aktivite merkezi çok önemsediğim projelerden bir tanesidir yine. Artık bölgemizde bir ihtiyaç haline gelen 7'den 77'ye dediğimiz bir ifade var. Bu 7'den 77'ye her kesimin cinsiyet ayrımı fark etmez, her cinsiyetin de kullanabileceği bir mekandır aslında burası. Çok yönlü bir merkez olacak bu. Yani içerisinde herkesin spor yapabileceği, kadının da, gencin de, ihtiyarın da herkesin spor yapabileceği bir spor merkezi, spor salonu. Evet. Gençlerin özellikle gidebileceği, işte bilardo ve darts sporunun yapıldığı bir alan. İçerisinde yine aynı şekilde halk eğitim merkezinin bulunduğu, kadınlarımızın el sanatlarını yaptığı bir merkez. Sıfır atık projesini yürütüyoruz. Bu sıfır atık projesinde bazı ürünlerin geri dönüştürülerek tekrar ekonomiye kazandırılacağı bir sanat merkezi. Bir diğeri gene gençlerin ve özellikle çocukların ilgi göstereceği çok amaçlı müzik, salon mı? Müzik kurslarının müzik, verildiği evet, bir şey, bir merkez oluşacak onun içerisinde. Yani bu merkez çok yönlü kullanacak. Kafesi var. Yaz aylarında özellikle açık hava sinema gösterilerinin olacağı, gençlerin, yaşlıların, kadınların, herkesin buluşabileceği ortak alanın olduğu bir merkez aslında burası. Hedeflediğimiz. Bunun için de çalışmalarımız, her şeyimiz hazır. Bu yıl içerisinde Allah izin verirse bu projemizde hayat bulacak diye düşünüyorum. Hayri Bey, siz de bahsetmişken böyle strese de sinire de değinmişken böyle rahat nefes alabilmemizi sağlayabilecek bir değirmen park projeniz de var. Evet. Ondan da bahseder misiniz? Değirmen park 150 yıllık bir değirmenin olduğu bir bölgedir aslında. Burası, bu değirmeni biz restore ettik orijinal haline sadık kalınarak. Restorasyonu tamamlandı. Etrafındaki alan şu anda çok kötü durumdadır. Orayı bir yaşam alanına dönüştürmektir. Aynı zamanda festivallerimizi de o bölgede yapıyoruz. Özellikle Ot Festivali'ni yaptığımız bölgedir orası. Onun içerisinde 400-450 kişilik bir amfiteyatro, yani normal zamanlarda da etkinliklerin yapılabileceği bir mekan olacak orası. İçerisinde bir kafesi, işte tuvaletleri, engelli erişimli bir merkez burası. Orada ürettiğimiz unlardan kuracağımız oraya fırınlarda köy ekmeği, köy çöreği,
işte pilavınasıydı, zeytinlisiydi, hellimlisiydi, bunların üretileceği bir fırın. Yine bölgeye gelecek olanlara aynı şekilde Kıbrıs usulü fırın kebabı yapabileceğimiz fırınları olan, işte değirmeni tekrar faal hale getirip orada üreteceğimiz doğal ürünler, bölgede üretilen buğdaydan elde edilecek ürünlerden elde edecek un ve ekmek, işte hepsini bir kombine yapıp çardakların olduğu, vatandaşın günlük kullanabileceği, yani orası birazcık turizmi de çağrıştıracak, yani oraya gelecek olan insanlar, bu vesilelerle gelecek olan insanlar. Çünkü çok çok güzel bir doğa yürüyüş parkurumuz var. O parkurun güzergahı üzerinde hem dinlence alanı, vatandaşın günlük gidip vakit geçirebileceği bir alan. Orada çocuk parkı da var. Evet. Bitişiğinde. Aynı ya yani böyle bir havuzlarıyla, ambiyansıyla günlük mesela orada çardaklar olacak. Vatandaş elinde ateşli piknik olmayacak şekilde gidip orada eşiyle dostuyla pikniğini yapabilecek bir alan, bir mekan düşünüyoruz. Hem de festivallerin etkinliklerinin yapılabileceği bir alan, yani çok yönlü kullanabileceğimiz, günübirlik de kullanılabilecek bir alan. Çünkü bölgeye turist sayısı her geçen gün artıyor. Bu turistlere sunacağımız farklı alternatiflerden bir tanesi de bu. Çok güzel Sayın Başkanım. Peki böyle değinmediğimiz ya da halkı daha da mutlu edecek projeleriniz var mı? Şimdi tabii ki burada sadece bunlarla sınırlı değil yapacaklarımız. İşte biz Küçük Erenköy bölgesine 3 tane plaj programladık, projelendirdik. Onları hemen bu yıl devreye alacağız. Çünkü o bölgede nüfus popülasyonu yoğunlaşmaya başladı ve ihtiyaçlar çoğaldı. Bunun yanında yine diğer altyapı hizmetlerimiz devam edecek. Kaldırım çalışmaları, işte aydınlatma. Mesela yeni bitirdik daha projeyi. Solar sistemli sokak aydınlatmalarına başladık. Çünkü Kıptek yetişemiyor bu işlere. Dolayısıyla biz o sorunu da ortadan kaldırmak için hem sıfır emisyon güneşten faydalanıyoruz, hem de çok düşük maliyetlerde aydınlatma imkanları sağlamaya da devam edeceğiz eksik olan bölgelerde. Yeni örneğin şu anda daha projelendirmedik ama bir pınarımız var. Pınarın olduğu bölgeye bir tane bir piknik alanı gibi bir yer projelendiriyoruz. Pınar piknik alanı şeklinde. Yani insanlarımızın sosyal yaşamlarına dokunan, onların yaşam alanlarını daha da renklendirecek projelerimiz, yeni projelerimiz de var. Yani seçim döneminde taahhüt ettiklerimizin dışında. Süratle bir kreş oluşturma çalışmamız olacak. Muhtemelen onu da bu yıl içerisinde tamamlayacağız. Çünkü insanlarımız artık ekonomik olarak zorlanmaya başladı. Yaşam koşulları zorlaştı. Evet. İhtiyaçlar arttı. Karı kocanın çalışması elzem hale geldi. Dolayısıyla küçük çocuğu varsa onu bırakabileceği bir yer yok. Herkesin annesi babası yanında değil. Dolayısıyla orada hem bir eğitim almaları hem de o çocukların güvenli bir yerde kalabilmeleri, anne babanın gözü arkada kalmadan ikinci kişinin de eşin de çalışma imkanını sağlayacak kreş projemiz var. İnşallah onu devreye koyacağız çok bu güzel. Yıl. Yine yaşlılarımızın sayısı oldukça fazla. Artık bakıma ihtiyacı olan yaşlılarımız da oluşmaya başladı. Bakıcı bulmakta problem yaşıyoruz. Ya biz ataerkil aileden geldiğimiz için toplum olarak mecburen annemize babamıza bakmak zorunda kalıyoruz. Yaşlı ve hastaysa, evet, yatalaksa örneğin veya bakıma ihtiyacı varsa. Bunlar için bir merkez oluşturup, yaşlı rehabilitasyon merkezi gibi, sosyal yaşam alanı gibi bir merkez oluşturup orada her türlü ihtiyacını karşılayacak. Hatta orada hobi bahçelerinin olduğu bir sosyal yaşam alanıdır aslında oluşturmaya çalıştığımız. Hem evden uzaklaşıp oraya gittiğinde bir sosyalleşecek kendi akranlarıyla, orada bir sosyalleşme alanı. Bir uğraş alanı isterse o hobi bahçelerinde onlarla uğraşabilecek. Orayı günübirlik de kullanabilir. Yani anne babasını sabahleyin bırakır, akşam oradan alır veya yatılı da kalabilir. Hemşiresi, doktoru içerisinde olan, hasta bakıcısı, temizlikçisi, mutfağı, her şeyiyle böyle tam bir yaşlılarımıza bu son dönemlerinde rahat ettirebilme adına böyle yaşlı bakım veya sosyal rehabilitasyon merkezi gibi bir merkez projemiz var zaten o taahhütlerimiz içerisinde.
İnşallah onların hepsini programlayıp bu 4 yıl içerisinde tamamlayacağız. İnşallah başkanım. Başkanım şimdi bize ayrılan sürenin böyle yavaş yavaş da sonuna gelirken genel olarak neler söylemek istersiniz? Şimdi tabii burada aslında en önemli gündem maddem benim belediyeler yasasıdır. Evet. Bu projelerimizi konuştuktan sonra bir milat demiştim biraz önce. Gerçekten 2023 belediyecilik anlamında çok önemli bir milat. Biliyorsunuz 28'den 18'e düşürüldü belediye sayısı. Evet. Bu bir büyük bir adımdı. Ama en büyük adım 51-95 sayılı yasanın güncellenerek orada gelir adaletsizliklerinin %80 oranında ortadan kaldırıldığı bir yasa oldu. Yetki ve sorumluluk alanlarımız genişletildi. İşte sosyal konut gibi, imar izinlerinin belediyelere verilmesi gibi çok hayati önem taşıyan maddeler var. Mali boyutu olarak da yine belediyelerin mali olarak güçlenmesini sağlayacak yeni gelir kaynakları ortaya çıktı. Örneğin bugüne kadar hep eleştirdiğimiz, adaletsizliğini vurguladığımız belediyelerin yerel gelirlerden aldığı payın sadece nüfus kriterine göre değil, şimdi belediyelerin hizmet alanlarının genişliğine göre de yani fiziki alanlara göre de bölüşülerek %85'i tabii ki nüfus ana kriterdir. %85'i nüfusa göre, %15'i de fiziki alanın büyüklüğüne göre dağıtılacak şekilde. Havalimanı, işte petroller, gazino imtiyaz haklarının bir havuzda %40'ının toplanarak belediyelerin nüfusu oranında dağıtılması kararı çok önemli bir karardır. Bu belediyecilik anlamında bir reformdur. Aslında asıl reform sayılarının azaltılması değil, bu 51-95 sayılı yasada değiştirilen birçok madde var. Şimdi buradan madde madde girecek olursak zamanımız yetmez. Ben bu çalışma 2010 yılında başladı. Ama bütün hükümetler maalesef zamana oynadı. Bugüne kadar gelmiş geçmiş hükümetler. İlk defa hükümetimiz, mevcut hükümetimiz aslında süreç Sayın Faiz Sucuoğlu döneminde başladı. Ünal Üstel başkanlığındaki hükümetin kararlı duruşu sayesinde bu yasa geçti. Bu yasanın geçmesinde başta komite başkanı Özdemir Berova olmak üzere emeğini ve yüreğini ortaya koyan Emrah Yeşilırmak'ı unutamam. Gerçekten belediyecilikten gelme bir milletvekili olduğu için bizim adımıza çok büyük bir efor sarf etti orada. Gece gündüz o yasanın içinde oldu. O yasayla yattı, o yasayla kalktı. Bizimle ve belediye başkanlarıyla ve belediyeler birliğiyle çok iyi bir diyalog kurdu. Bizim önerilerimizi masada bizim adımıza en iyi savunan milletvekili pozisyonunda oldu. Kendisine özellikle teşekkür ediyorum. Ahmet Savaşan Bey, yine Lefkoşan milletvekilimiz, onun da fikirsel, düşünsel olarak katkıları ve destekleri çok önemli. Muhalefet milletvekillerimiz orada, komite başkan yardımcısı ve diğer üye, CTP'nin diğer üyesi, onlar da fikirsel olarak çok ciddi katkı koydular. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ana Muhalefet Partisi başkan milletvekilleri, sivil toplum örgütleri ve belediye başkanları ve bu işin mutfağında çok çalışan yine bürokratlarımız, hukukçularımız gerçekten büyük bir emek verdiler. Ben emek koyan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Kıbrıs Türk Belediyeciliği'nde büyük bir işe imza attılar, büyük bir reforma imza attılar. Hepsini yürekten kutluyorum. Bunun yansıması belki ilk etapta şöyle bir değerlendirme olabilir. İşte vatandaşa yine yük gelecek. Ama bu hizmetleri de vatandaş en iyi şekilde almak istiyorsa bu bedelleri de bir miktar olsun ödemek durumundadır. Dolayısıyla hizmet kalitesi belediyelerde artacak. Ben vatandaşlarımdan şunu istirham ediyorum. Siz bu sorumluluklarınızı vatandaş olarak yerine getirin. Yani belediyenize bu hizmetlerin karşılığını ödeyin. Belediyenizden hizmet alamazsanız, size bu hizmeti sağlayamayan, başta belediye başkanı olmak üzere belediye meclis üyelerini de ilk seçimde cezalandırın. Ama bu hizmetleri de size en iyi şekilde getireni de ödüllendirin. Yani hiçbir şey vermeyelim, hep isteyelim, alalım, bu mümkün değil. Bu sürdürülebilir bir yapı değil. Zaten belediyelerin bugün çıkmaza gelmesinin sebebi, vatandaş belediyelerden hizmet alamıyor diye eleştirmesinin en büyük sebebi, gerçek anlamda aldığı hizmetin bedelini
belediyeye ödeyememesi. Çünkü yasa da buna engeldi. Şimdi bu engeller kalktı. Şimdi hizmet zamanıdır, icraat zamanıdır, vatandaşın yaşam kalitesini artırma zamanıdır. Hiçbirimizin, hiçbir belediye başkanının bu saatten sonra bir mazereti kalmamıştır. Bu hizmetleri vatandaşa en iyi şekilde vermek zorundayız. Vermek zorunda hissetmeliyiz kendimizi ve vatandaşımızın yaşam kalitesini Avrupa standartlarına, Avrupa'nın o gıpta ettiğimiz gelişmiş ülkelerin standartlarına çıkarmak sorumluluğumuz vardır, zorunluluğumuz vardır. Mazeretimiz kalmamıştır. Hiçbir belediye başkanının mazereti kalmamıştır. Burada halk artık denetleyici görevini yapmalıdır. Bedellerini ödeyip o hizmeti alamadıysa da cezalandırmayı da bilmelidir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım açıklamalarınız için ve kırmayıp geldiğiniz için. Yeniden çok sağ olun. Evet değerli izleyenler, saatler 12'leri gösteriyor ve bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugün Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan'la birlikte gündemi değerlendirdik. Yeniden karşınızda oluncaya dek. Hoşçakalın.